İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla başlayacağız. Özellikle sıcak bir gelişme var. O operasyona dair detayları Mete Bey'e soracağız. Şimdi Suriye Televizyonu diyor ki İsrail Hava Kuvvetleri masyafa hava harekatı düzenlerken İsrail Özel Kuvvetleri helikopterlerle bölgeye indirildi. Ve hatta 4 kişinin öldüğü 2 kişinin de esir aldığına yönelik bilgiler de geldi. Bu esir alınanlar da İranlı subaylar olabilir. Öyle de bir iddia var. Yani... İsrail'in Suriye'yi hedef aldığını görürseniz yani ne diyorduk? Özellikle Lübnan'a yönelik saldırıların artmasıyla bu yukarıya doğru gidecek, bizim de sınırımıza dayanacak. Suriye meselesi kritik bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad görüşmesinin ihtimali belki daha çok konuşulmaya başlandı diyorduk. Hani tekim yani beklenen sona doğru gidiliyor mu? İsrail'in Suriye'ye yönelik bu saldırıların artması ne anlama gelir? Tabi ee, tabii buradaki en önemli şey yoksa İsrail Suriye'ye neredeyse her gün bir hava evet. Hareket. 2024'te en az 43 43 kere 43 hedef tane almış, hava saldırısı. Hava saldırısı e, düzenlemiş. E, şöyle söyleyeyim, bu sürpriz mi? Değil. Buradaki sürpriz olan şey, e, bölgeye bir özel kuvvet operasyonu e, icra etmesi. Hı hı. Yani ayaklarını yere basıyor olmuş olmaları bence farklılık ve e, indikleri yer bir askeri üs askeri üste bir operasyon icra etmeleri bu askeri operasyon Füze üretim tesisi olduğunu yazıyordu. Füze üretim tesisi olduğunu. Ya yazıyordu. ben şöyle söyleyeyim. Bu kadar yakın bir yerde bunun olacağını zannetmiyorum. Hı. Yani e, bu kadar sınıra yakın eğer bir füze üretim merkezi yapmışlarsa ama Lübnan'a yakın burası. Hiç fark etmez. Hı. Yani İsrail yakın mı ne onun. E yani. İsrail İsrail'de yakın mı önemi onun. Yani değil, evet. şimdi bu kadar yakınlıktaki bir yere, böyle bir siz yer kurarsanız açıkçası vururlar. Hmm. Yani, mesela şu anda Rusya ne yapıyor? Savunma sanayi tesislerini bin kilometrenin ötesindeki yerlere doğru taşımaya başladı. Evet. Şimdi Rusya bile yapıyor bunu bakın. Rusya bile e, yukarı doğru taşıyor. Daha uzak mesafelere doğru, içlere doğru taşımaya başlıyor. Niye bizim sanayi tesislerimizin bir tanesi savunma sanayi ile ilgili Ankara ve işte Kırıkkale ve Konya civarındadır. Daha güvenli olsun. Daha diyorsun. güvenli iç içten kaynaklanan. Şimdi siz bu kadar yakın bir menzile ki hava savunmanız bu kadar zayıfken buraya böyle bir tesiste böyle bir şey planlıyor musunuz? Ben burasının bir füze üretim merkezinden çok daha çok bir eğitim merkezi olduğunu değerlendiriyorum. Hı. Çünkü İranlı subayların olmuş olması demek bu yeni gelen füzelerin hem Lübnan'da kullanılacak Hı. hem de e, Suriye'de kullanılacak bazı füzelerin eee eğitimlerinin verildiği merkez olarak değerlendiriyorum. Çünkü tam şurada biliyorsunuz Hı -hı. bu arada. Kırmızıyla işaretlemiştik onu haritada. Burada yani hani Suriye sahasına baktığımızda da aslında Hı -hı. hani daha da İsrail'e yakın bir noktada olabilirmiş ama Hı -hı. biraz daha kuzeye taşımışlar. Hı -hı. Ama siz yine de bunun bir füze üretim tesisi değildir. Bir eğitim Yani çünkü görüntülere baktığımda görüntüler bana bir füze üretim merkezi gibi, gibi gelmedi. gelmedi. Yani daha çok bir eğitim merkezi gibi geldi ve test merkezi gibi geldi. Ve hani buradaki sorun şu, buraya yap, yapılan bu kadar derinlikteki bir operasyonun yapılmış olması da çok ilginç geldi bana. O kadar söyleyeyim. Yani şimdi buradan baktığınızda tabii size çok e, uzak gibi geliyor değil mi? Yani arada bir Lübnan var falan diyorsunuz. Evet. E, ama e, çok e, derinlikte bir e, yerden bahsetmiyoruz. Lübnan da küçük bir ülke, İsrail de küçük bir ülke. Yani o yüzden İsrail e, hava tatbikatlarını kendi ülkesine yapamıyor. Niye? Kalktığında başka ülkenin sınırına geçiyor. Evet. Yani o kadar küçük bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Tatbikat yapacak herhangi bir yeriniz yok. E, Çoğunlukla da o yüzden Deniz tarafında bu tatbikatları veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tatbikatları yapmaya gidiyorlar. E, yani o kadar uzak değil. Benim anlatmaya çalıştığım şey hı hı. bu kadar uzaktaki bir alandan bahsetmiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar o kadar çok yer vurdular ki. Evet. Muhtemelen buraya da e, bu şekilde vurdular. Ama buraya bir e, helikopterle gelmiş olmaları çok ilginç. Evet yani hani helikopter indirilmesi, işte savaş uçaklarıyla iki ucun tutulması, bir sızma operasyonu yani. Tabii bir özel kuvvet operasyonu. Yani bu da bir önem atfettiklerini göstermez mi? Tabii kesinlikle mi? önem affettiklerini gösteriyor. Başka bir şey daha var. E, asıl e, aradıkları şey belge. Belge aramışlar ve belgelerin bulunduğunu ve götürüldüğünü konusunu söylüyorlar. Nedir yani, aradıkları belge spesifik olarak? Ya yani muhtemelen e, yeni getirecekleri e, silah sistemlerinin teknik kapasiteleri ve diğerleriyle ilgili e, e, dökümanlar hmm. muhtemelen arandı ve o dökümanlar üzerine bir e, yapılan bir ne diyeyim özel operasyon diye değerlendiriyor. Çünkü şöyle e, İran'ın elinde yeteri kadar silah var ve bu silahların kapasitelerini biliyoruz. Ama bu tarafta kuracakları ve burada yapmak istediklerinin ne olduğunu bilmiyoruz ve bu kapasitenin ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. E, sorgudan için alınmış olma ihtimalleri var mı İranlı subayların var. E, ama İsrail tarafı bunu teyit etmedi, İran tarafı da teyit etmedi. Yani İran da şöyle bir şey söylemedi. Benim subaylarım İsrail tarafından kaçırıldı gibi bir deyimi mesela Yok. kullanmadı. Evet. Ya tamam şeyi anlarım. İsrail'in söylememesini anlarım. Bugüne kadar hiçbir operasyon üstlenmediler. Evet. Ama İran da benim askerlerimi kaçırdılar gibi bir deyim içine girmedi.